Hepiniz hoş geldiniz değerli katılımcılar. Ankos Akademi'nin bir başka webinar programına başlıyoruz. Çok değerli bir hocamız var. Uzun yıllar aslında birlikte farklı yerlerde de çalışma imkanı bulduğum çok değerli bir meslektaşım. Doktor öğretim üyesi Nermin Çakmak konuğumuz. Nermin Hanım'la ilgili, Nermin Hoca ile ilgili ben bir kısa özgeçmiş okumak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. 1973 yılında Nevşehir'in Göreme ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı'ndan 2001 yılında birincilikle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü tarafından hazırladığı bitirme tezinde gösterdiği başarıdan dolayı Emily Dean birincilik ödülüne layık görüldü. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı'nda kütüphanelerde performans değerlendirmesi ve yönetimi etkisi başlıklı yüksek lisans eğitimini ve 2016 yılında da aynı enstitüde lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleriyle ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. Eylül 2011, Şubat 2012 tarihleri arasında Polonya'da Nikolaus Kopernikus Üniversitesi'nde Erasmus Öğrenim Hareketliliği doktora programını tamamladı. Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi 10. dönem 2004-2006, Türk Kütüphaneciler Derneği Halkla İlişkiler Sürekli Grubu üye ve başkanlığı ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Halen ÜNAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. TKD Düşünceler Bülteni editörlüğü ve yazı işleri sorumluluğu 2004-2006 görevinde bulundu. ÜNAK'ın Uluslararası Yayın Organı Bilgi Dünyası Dergisi'nin editör yardımcılığı 2012-2014 ve yayın kurulu üyeliği 2015-2016 görevlerini üstlendi. Temmuz 2016'dan bu yana Bilgi Dünyası Dergisi'nin baş editörlüğü görevini sürdürmektedir. 2002-2018 Aralık yılları arasında Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği, Mimarlar Odası Bilgi ve Belge Merkezi'nde kütüphaneci olarak çalıştıktan sonra 4 Aralık 2018 tarihinde Atatürk Üniversitesi çok pardon Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak atanmıştır. Halen üniversitede akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış makaleleri, kitap bölümü, bildirileri ve kitap editörlüğü bulunmaktadır. Araştırma konuları, ana konular bilgi arama süreçleri, bilgi arama davranışı, bilgi arama süreci modelleri, kavram ve kavram yanılgıları, kavram haritaları, tutum ve tutum ölçeği, tutum ölçeği geliştirilmesi, bilimsel araştırma ve yazı yazma teknikleri, bilimsel etik, akademik dürüstlük, intihal, alıntı yapma, kaynak gösterme ve kaynakça hazırlama, eleştiriler düşünme, bilimsel yazı yazma, bilimsel iletişim, enformasyon okuryazarlığı, bilgi erişim, araştırma yöntemleri, nitel araştırma yöntemleri, ilgilendiği diğer konular örgütsel davranış, örgüt kültürü, kütüphane yönetimi, performans değerlendirmesi, kültürel miras, elektronik belge yönetimi ve sistemleri olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmaktadır değerli hocamız. Şimdi intihal ile ilgili yani aslında neler biliyoruz, neler bilmiyoruz onları bir göreceğiz. Bazı yerleri kapamamız lazım. Lütfen kameralarımızı açmayalım. Lütfen. Hocam çok pardon. Yani defalarca söylüyoruz ama artık bazen olmuyor. Değerli katılımcılar lütfen mikrofonlarımızı ve kameralarımızı açmayalım. Yani çok kakofonik bir durum, karmaşık bir durum oluşuyor. Yani sürekli bir kamera açılıyor. Çok pardon hocam. Arkadaşlar lütfen kameralarımızı açmayalım. Yani beni duyuyorsanız kameralarınızı açmayın. Lütfen yani herkes sizleri görüyor. Yani sunum yapmayacak kişilerin kameralarının açık olması çok uygun olmuyor lütfen. Ben kendim bulup artık teker teker temizlemek durumunda kalıyorum. Lütfen 31 şu an katılımcımız. Hocam sözü size veriyorum. Zevkle dinleyeceğiz. Buyurun lütfen.
Öncelikle ben size ve sizin nezdinizde Ankos Akademi'ye bu davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen Paylaşabilirsiniz hocam ben. evet, hemen paylaşıyorum. Ben Ankos Akademi'yi takip ediyorum ve yararlı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bugün de umarım faydalı bir sunum gerçekleştiririz. Biraz hani intihal böyle baktığımızda tek bir kavram ve çok küçücük bir kavram gibi geliyor ama içi aslında çok geniş bir kavram. Çok farklı yönleri var. En başta etik, akademik dürüstlük etik açısından önemli bir kavram. Sonrasında hukuki boyutu var, eğitim boyutu var, kişisel, psikolojik boyutu var. Yani çok yönlü bir kavram diyebiliriz. O yüzden ben yani mümkün olduğu kadar bu kavramı bugün hem açıp hem daraltıp böyle ikisini de birlikte yaparak anlatmaya çalışacağım. Emre Bey, eğer süreyi aşarsam ya da yavaş gidiyor olursam siz arada beni uyarın lütfen. Ben ona göre ilerlemeye Hocam çalışayım. şöyle şey yapayım. Biz özellikle Ankos Akademi'nin bilgi ve belge yönetimi bölümleri BB'ye webinarlarını biraz daha uzun tutuyoruz. Yani bu bir lecture gibi yani bir ders niteliğinde olduğu için yani size bağlı. Lütfen istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Buyurun dinliyoruz hocam. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. O zaman ben şöyle genel olarak sunumumun yapısından bir bahsetmek istiyorum. Nasıl gideceğiz? İlerletemedim de bir an. Slaytımı ha şimdi ilerlettim. Şimdi benim slaytım iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde kavram yanılgılarına geçmeden önce, çünkü kavram yanılgıları aslında intiharla ilgili kavram yanılgıları diyeyim daha doğrusu, daha az işlenmiş bir konu. Literatüre baktığımızda da bu konuyla ilgili daha az çalışmaya rastlayacaksınız. Ama genel olarak intihal nedir? İntihal konusunda yapılan çalışmalar, kültürel boyutta çalışmalar var. Kültürler arasında farklılıklar var. Ya da ana dili İngilizce olmayan kişilerin farklı ülkelerde okurken yaşadıkları problemler ve bu kitlenin çok fazla yine intihal yaptığını biliyoruz ve bu konuda yapılan çalışmalar var. Ve birinci bölümde benim böyle biraz genel olarak intihal nedir? Niçin bu kavramı önemsiyoruz? Neden bizim için önemli? Türleri nelerdir? Yaptırımı var mı? Varsa ne gibi yaptırımlar var? Ve intihalden kaçınma yollarımız nedir? Bunları genel olarak anlattıktan sonra da ikinci bölümde de genel olarak böyle çok detaya girmeden ama mümkün olduğu kadar nasıl diyeyim? Hocam Anlaşılabilir bir çok şekilde. pardon sunum gözükmüyor diye bir şey geliyor ama ben görüyorum sunumu. Ben iki Öyle mi? makineyle şey yapıyorum. Yani katılımcı olarak da izliyorum. Sunum gözüküyor. Acaba görünmüyor mu? Sinan Bey, Bilemiyorum. Sinan Eken. Benim ekranımda da görünüyor sunum. Evet ben de görüyorum. Yani acaba bir sıkıntı mı var? Yani devam edelim isterseniz hocam. Yani görünüyor diye şeyler geldi. Evet. Tamam devam edelim hocam. İkinci bölümde de çok genel hatlarıyla kavram nedir? Biz kavramları nasıl öğreniyoruz? Bu kavramları öğrenme aşamasında bizi ne gibi tuzaklar bekliyor? Yani kavram yanılgılarımızı nasıl oluşturuyoruz? Ve bu kavram yanılgıları, tabii intiharla ilgili kavram yanılgıları üzerine eğileceğim daha çok. İntiharla ilgili kavram yanılgılarının ne olduğundan bahsedeceğim. Nedenlerinden bahsedeceğim. Ve bu kavram yanılgılarını giderebilir miyiz? Bu kavramı gidermek kolay mı? Ne gibi yöntemler kullanabiliriz? Kütüphanecilerin ve eğitimcilerin rolü ne olabilir bu süreçte? Yönetimlere, kütüphane yönetimlerine ya da üniversite yönetimlerine görevler düşüyor mu? Bunları hem slaytta bağlı kalarak hem de slayttan bağımsız olarak ilerletmeye çalışacağım. Şimdi intihali öncelikle akademik dürüstlük çerçevesinde biz ele alıyoruz. Nedir akademik dürüstlüğü? Şöyle genel olarak yorumlayacak, söyleyecek olursak, eğitim, araştırma ve bilimsel ortamlarda karar verme ve uygulama aşamalarına
yön veren etik kurallara, mesleki ilkelere, standartlara, uygulamalar ve mütemadiyen de değerler sistemine uyum sağlama olarak nitelendiriyoruz. Akademik sahtekarlığı da bunun tam tersi olarak düşünüyoruz aslında. Pek çok akademik sahtekarlık türü var. Nedir? İntihal dışında uydurma, dilimleme, yani birden çalışmanızı bir var olan bir çalışmayı birden fazla çalışmaymış gibi farklı şekilde makale üretmek ya da yayın üretip farklı dergilere göndermek olabilir, dilimleme, uydurma, araştırma sonuçlarınızı da yani ulaşmadığınız sonuçları varmış gibi göstermek aslında uydurma ya da kullanmadığınız bir tekniği kullanmış gibi göstermeye bahsetme. Bunlar yine olabilir, uydurma olabilir. Çok farklı çeşitleri var ama bunlar içerisinde en yaygın olarak yapılanı da intihal. Yine uydurmanın içine çarpıtma var. Yani çok kapsamlı akademik etik dışı davranışlar söz konusu. Hocam bir şey sorabilir İntihalin miyim burada? tabii. Bu kavramlar arasında özel çalışmalar var mı? Yani işte uydurma, aşırma, işte o şu kadardır. İşte uydurma bu kadar olursa uydurma olur gibi. Yoksa bunlar sadece terminolojik terimler olarak mı hayatımıza giriyor? Yani öyle bir sınırlaması var mı açıkçası çok bilmiyorum ama benim baktığımda bu kavramlara uluslararası literatürde de yine benzer şekilde Türkiye'de de özellikle doçentlik kriterlerinde ya da ÜYAN akademik bilimsel araştırma ve akademik etik, akademik dürüstlük kapsamındaki ilkelerinde benzer tanımları görüyoruz. Yani böyle şu uydurmadı mesela bir kere uydurmayla ilişkili şu kesin birçok tanımda bunu görüyoruz. Kullanmadığı yöntemi kullanmış gibi göstermek. Yani yanıltma, uydurma bir şekilde sahtekarlığın bir türü olarak karşımıza çıkıyor burada. Yine uydurmada tabii uydurma aslında isminden de anlaşılabilir belki var olmayan bir şey varmış gibi göstermek aslında Doğru. uydurmada. Biraz sonuçlarımızı ulaşmadığımız sonuçları ya da istediğimiz gibi göstermek. Diyelim ki hipotezimizi oluşturuyoruz ama hipotezimize uygun sonuçlar elde edemedik. Ama biz öyle yapıyoruz ki o sonuçlarımızı hipotezlerimize uydurmaya çalışıyoruz. Anladım. Ama öyle bir kanıt aslında öyle bir şey yok. Hipotezimizin çıkmamış olması da bir sonuçtur. Yani hipotez doğrulanmadığında sanki istediğimiz sonuca ulaşmıyormuşuz gibi bir kaygıya düşebiliriz. Ama aslında böyle bir şey yok. Hipotezimiz çıkmasa dahi bu da bir sonuçtur. Önemli bir sonuç olarak vurgulanabilir çalışmalarda. Ama dediğim gibi böyle kesin böyle sınırlarla ayrılmış bir şeye ben rastlamadım. Varsa Tamam da hocam. bilmiyorum. Tamam hocam. Şimdi genel olarak intihal yani birçok yerde karşılaşabileceğimiz ortak tanımlar aslında bunlar bir yerde. Ben kendi yaptığım çalışmalardan da yola çıkarak bir de plagiarism.org'da çok güzel bilgilere ulaşabilirsiniz. En genel ve en yaygın olarak tanımı başkasının çalışmasını kendi çalışmamız gibi kullanmak, kendi çalışmamıza dönüştürmek. Ya da kaynak göstermeksizin başkalarının kelimelerini, cümlelerini kullanmak. Bu sadece bir şey değil tabii ki. Hani biz hep akademik yazmadan ya da yazımdan bahsediyoruz. Burada kaynak göstermeden bahsediyoruz ama aslında sözlü konuşurken bile biz atıp verebiliriz. İşte şu araştırmacının söylediğine göre, şu araştırmacının yaptığı gibi, şu araştırmacının elde ettiği bulgulara göre bu yorumlarsak dediğimizde de biz yine atıf yapmış oluyoruz. Hocam burada Ya bir da ekleme yapabilir miyim? tabii lütfen. Aslında tabii ki hep akademik çalışmalar olarak kullanıyoruz bunu şeyde geçiriyoruz ama özellikle hani sosyal medyada da zaman zaman görüyoruz işte birinin bir tweetini tamamen kendi yazmış gibi paylaşmak ya da ne bileyim işte ya da Facebook'ta paylaşmak ya da aslında bu bir etik sorun. Yani insanlar başkasına ait sözleri, çalışmaları, onların haberi olmaksızın, onların izni olmaksızın
farklı mecralarda kullanabiliyorlar. Yani bu hele bu zamanda çok da sık yaşanan bir şey bu çağ. Yaygın. Yaygın. O açıdan hani belki sadece bunu akademik çalışmalarla sınırlamaktan ziyade hayatımızın her evresine, her işte işimize ya da sosyal medya yaşantımıza, sosyal yaşantımıza da belki sirayet etmesi lazım o dürüstlüğün. O açıdan hani sizin sunumunuz kat kat da önem kazanıyor. Buyurun lütfen. Kesinlikle haklısınız. Hatta şimdi ben sunumumda yazmadım ama hani anlatırken bu şekilde karşılıklı hani görüş alışverişiyle gelişir diye de düşündüm bazı şeyleri. Mesela diyelim ki aynı konuda çalışan iki kişisiniz ya da ikiden fazla kişisiniz. Beyin fırtınası yapıyorsunuz. Bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Yöneticinize ulaştığınız sonucu ileteceksiniz. Ama bir arkadaşınız uyanıklık yapıyor. Sizin düşüncenizi sizden önce gidiyor yöneticiye söylüyor. Aynen. Yani bu da bir şekilde beyin düşünce hırsızlığı. O sadece akademikle sınırlamak bunu doğru değil. Ya da arkadaş ortamında olabilir. Evet. Bu tabii biz çalışmalarımızı hep akademik üzere kurguladığımız için yoksa slaytın ilerleyen kısımlarında göstereceğim politikacılar yapıyor. Ünlüler, sanatçılar arasında bu oldukça yaygın. Mesela mimarlar arasında esinlenme ile intihal arasında ciddi bir kargaşa söz konusu. Yani esinlendi mi yoksa intihal mi yaptı? Bu özellikle edebi yayınlarda ve mimari sanatsal ürünlerde oldukça karar verilmesi güç bir konu. Ve böyle genel olarak baktığımızda da mesela Shakespeare'in bile çalışmalarında ya da bazı kitaplarında intihal yaptığı görüyoruz şeye baktığımızda, kısa bir Google araştırması yaptığımızda bunları görebiliyoruz. Şimdi benim çalışmalarım daha çok intiharla ilgili çalışmalarım lise ve lisans düzeyindeki öğrenciler üzerinde yaptım. Ama akademisyenler üzerinde çalışmadım. Gözlemlerim var. Editörlükten edindiğim farklı deneyimlerim var. Bunlardan yola çıkarak mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde dile getirmeye çalışacağım. Mesela şimdi tırnak içinde alıntı verirken hata yapmak diyoruz. Ne olabilir tırnak içinde alıntı verirken? Mesela bu birkaç yere de girebilir bu örnek aslında burada. Mesela kaynak göstererek ya da göstermeden intihale de girebilir bu vereceğim örnek. Görüyoruz mesela tırnak içinde yazıyor, ardından kaynağını gösteriyor. Sonra noktasını koyuyor. Sonra yine tırnak içinde yine alıntısını veriyor, kaynağını gösteriyor. Yine nokta. Yani bu yine silsile şeklinde giden bir atıf vermek, kaynak göstermek. Şimdi kaynağını gösterdiğimizde biz etik mi davranmış oluyoruz burada ya da biz intihal yapmamış mı oluyoruz? Değil. Burada da aslında intihal söz konusu çünkü özgünlüğü yok. Yazarın özgünlüğü nerede burada? Yazar çalışmasına ne kattı? Makalesinin ya da ne yazıyorsa yazdığı bir şeyin büyük bir oranda bu şekilde oluşturulmuş ise burada da bir intihal söz konusudur. İsterseniz tırnak içinde verin onu ve sonunda isterseniz kaynağını gösterin fark etmez. Bu da ciddi bir hani özgünlükten yoksun yazarın katkısının olmadığı bir çalışmaya dönüşmüş olacaktır. Aslında yayınla yok ol diye bir kavram var hani biliyoruz. Biz intihal yapıyorsak daha yayınlarken yok oluyoruz. Kendimizi yok ediyoruz. Yani çünkü o bizim değil. Bize ait bir şey değil. Kendimizi belki kandırıyoruz ama bunu farklı şekillerde bulunuyor ve işte biliyorsunuz intihal programları var ya da farklı araçlarla bir şekilde bunlar tespit edilebiliyor. O yüzden daha yayınlarken yok olmayalım, kendimizi yok etmeyelim diye öneride bulunalım. Ve tabii biz intihardan bahsederken dediğimiz gibi hep böyle bir yazı yazarken işte birinin düşüncesini alıp kullanırkenden bahsediyoruz ama artık günümüzde elektronik ortamda, internet ortamında sizin de az önce bahsettiğiniz gibi sosyal medyadan da biz bilgiye ulaşıyoruz. Müzik, işte resim, video birçok şeye artık erişip bunu yazımızda ya da bir video çekiyorsak videomuzda bir müzik oluşturuyorsak onda kullanabiliyoruz. Yani biz
bilimsel yayın ya da bilimsel üretim dışında farklı yine zihinsel, düşünsel üretilmiş kaynakları, araçları kullanıyoruz. Yani resimler gibi. Bunları da çalışmalarımızda bir web sitesinden yararlandığımız bir resim olabilir, bu video olabilir. Bunu da kaynağını göstermeden, uygun bir şekilde atıf yapmadan kullanıyorsak eğer yine burada da intihal yapmış oluyoruz aslında. Tabii burada telif hakkıyla şeyi birazcık açmak gerekiyor belki, karıştırmamak. Şimdi intihal kaynağını hani şimdi telif hakkında yazarından ya da işte bestecisinden izin almak gerekir ve onun izni dahilinde biz bunu bir videomuzda ya da müziğimizin belli bir kısmında ya da filmin soundtrack'ini hazırlarken bir müzikten yararlanabiliriz. Burada da yine izin alıp belli telifini ödeyerek kullanmamız gerekebilir. Ama atıp verirken bu şekilde bir izin almak her zaman söz konusu değil. Belli çok özel durumlar olabilir belki ama yoksa bir makale yazıyorsunuz, 30 tane atıf yapıyorsunuz. O zaman 30 yazara erişip onlardan izin mi alacağız? Yani böyle bir şey yok elbette ki ama farklı kaynak gösterme biçimlerini, işte APA olabilir, MLA, Chicago en çok yaygın kullanılanlardan bahsediyorum. Bunların kurallarını bilip bunlara uygun bir şekilde atıf yapmak bizi intihal yapmaktan aslında kurtaracaktır diye düşünüyorum. İntihal önemli midir? Önemliyse neden önemlidir? İntihal önemlidir diyoruz çünkü en sık ve en kolay yapılan bir akademik etik dışı davranış. İlkokul yani çok erken yaşlarda başlıyor aslında. Biz intihali sadece düşünceleri kullanmak diyoruz ama aslında derslerde kopya çekmek, arkadaşımızın ödevini kendi ödevimiz gibi alıp hocamıza vermek, sınavlarda kopya çekmek ya da ödevimizi ailemize yaptırmak, annemize babamıza yaptırıp getirmek. Bunlar da bir şekilde erken yaşlarda intihal davranışları yani akademik dürüstlük dışındaki davranışlar olarak nitelendirebiliriz. Yani bununla ilgili çok fazla araştırma var ama ben plagiarism.org'da dolaşırken gördüm bunu. Vermek istedim. Josephson Enstitüsü Gençlik Eğitim Merkezi devlet ve özel vakıf üniversite pardon okullarında 43 bin lise öğrencisi üzerinde bir araştırma yapmış ve bu lise öğrencilerin %59'u sınavda kopya çektiğini belirtmiş. Ve bu öğrencilerin yine şu ekranımda evet %34'ü de iki kereden fazla kopya çektiğinden bahsetmiş. Ve öğrencilerin üçte biri de internetten kopyala yapıştır şeklinde kopya çektiklerini ya da ödevlerinde kullandıklarını itiraf etmişler. Yani internet intihali kolaylaştırdı diyebiliriz. Böyle bir kavram var zaten copy paste intihali diye. Hiç bakmadan, sorgulamadan kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. Ödevimizi hiçbir özgünlük katmadan tabii ödev olarak düşündüğümüzde ya da bir kurumda çalışıyorsak yöneticimiz bizden bir rapor istemişse o raporu da copy paste şeklinde üretmemiz mümkün tabii ki. Bu da yine hoş olmayan bir şey. Ya da bir makale yazıyorsak, bilimsel bir makale yazıyorsak da bu artık hiç affedilemez bir şey olabilir. Ve copy paste yaptığımızda aldığımız şeyi olduğu gibi doğru kabul ediyoruz. Aynı zamanda bu sonuçta çıkmış oluyor. Ve oradaki hatayı olduğu gibi kendi çalışmamıza da aktarmış oluyoruz. Bu da ayrı bir sıkıntı. O yüzden eriştiğimiz kaynağı gerçekten doğru mu değil mi sorgulamamız lazım. Ve sorgulayarak kullanmamız lazım. Birden fazla kaynak üzerinden araştırmamız lazım. Çünkü öyle görüyoruz ki mesela bilimsel bir akademik çalışmada da atıf yapılmış, onun izni sürdüğünüzde o atfın aslında yine birincil kaynağa ulaşılmadığı, ikincil kaynağa sanki o kişi yazmış gibi ikincil kaynağa atıf yapıldığını, aktaran şeklinde olmadan atıf yapıldığını görüyoruz ve orada atıf zincirinin de koptuğunu zaten anlayabiliyoruz. Ama tabii bunun için gerçekten ciddi bir zaman ayırmak ve bu atıf izlerini de sürmek
önemli. Hocam burada Eğer titiz çalışmak istiyorsak. ekleme yapabilir miyim? Aslında bu Tabii ki. söylediklerinizden de anladığımız belki de yani Türkiye'de çok zayıf olan şu okul kütüphanelerinin okul kütüphaneciliğinin çok daha ileri seviyelere getirerek yani K12 dediğimiz yani ilk orta ve lise döneminde çocuklara etkin bir araştırma nasıl yapılır, intihal nedir, ne intihale girer dediğiniz çok doğru. Özel siteler var. İşte ödevlerinizi oradan buluyorsunuz. Çocukların ödevlerini yapan siteler falan. Dediğiniz gibi hiçbir özgünlük yok. Hiçbir şey yok. Bilimsel bir kaygı yok. Tamamen hani nokta atışı işte o işi kotarmak. Ama gerçekten özellikle işte bazı özel okullarda çok ciddi iyi kütüphaneleri olan okullarda görüyoruz, duyuyoruz. Özellikle intihal ile ilgili programlara şey koyuyorlar. Ondan sonra işte benim oğlumun da devam ettiği bir okul var. Burası gerçekten sıkıştırıyor çocukları ve MLA, APA, işte Chicago Style gibi stilleri öğreniyorlar. Yani bu gerçekten okul kütüphanelerinin de değeri aslında burada ortaya çıkıyor. Umarım hani ilerleyen dönemde Kesinlikle. daha da güçlü okul kütüphanelerimiz olur. Buyurun hocam. Umarım. Evet, intihali dediğimiz gibi ilk öğretimde, orta öğretimde, işte okullarda farklı şekillerde görebiliyoruz. Yine bu ilginç bir şey, Tayland'da tıp fakültesi öğrencileri gözlükle, yani belki siz de görmüşsünüzdür bunu. Tabii havaalanı sınıfındaki görüntüyle birleştirilmiş o bulduğum görüntü. O sahneyi de hepimiz hatırlarız herhalde. Havaalanı Evet. sınıfındaki o kopya çekme ciddi bir organizasyonla O dönem gerçekleştirilmiş. için tabii O doğru. dönem için aynen. Gözlüklere kamera takıp akıllı pardon ekranımda şeyleri oynatıyorum. Saatler sınavda kopya çekerken yakalanmış ve bunu okulun rektörü de casus filmine benzetip düzeneği sosyal medyada paylaşmış. Şurada bir şey çizmiştim ama görünmüyor şu anda. Hemen şu sol üst köşede bakın gözlük gibi bir şey var. Buraya bir kamera gibi bir şey takmışlar ve buradan artık nasıl gerçekleştirdilerse kopya olayını gerçekleştirmişler ve bu tıp fakültesi öğrencileri, üniversite düzeyindeki öğrencilerin yaptığı var yani buna benzer çok fazla görüntü aradığımızda görebiliriz. Evet şurada. Peki kopya çekenler ya da intihal yapanlar bahsettiğimiz gibi sadece öğrenciler mi? Yok, hepimiz öğrenciyiz ama bir yerde hepimiz büyüyoruz, meslek sahibi oluyoruz. Farklı yerlerde çalışıyoruz. Ve o yüzden eğer biz intihalin bir akademik ya da daha doğrusu etik bir önemli bir etik kavram unsur olduğunu bilmezsek eğer yaşamımız boyunca bunu devam ettirebiliyoruz. Ki nitekim buna benzer çalışmalar da var. Erken dönemde kopya çeken öğrencilerin bunu lisans düzeyinde de ilerlettiği ve hatta iş ortamında, profesyonel yaşamlarında da sürdürdüklerini tespit eden çalışmalar var. Burada yine Google'dan şöyle küçük kısa bir araştırma yaptığımızda farklı intihal türlerine yapılmış farklı kesimlerden bulabiliriz. Mesela Melanie Trump 2016 yılındaki bir konuşmasında Michelle Obama'nın geçmiş tarihli bir konuşmasını olduğu gibi alıp kullanmış mesela. Ve bu tabii ki belirleniyor, tespit ediliyor. Onun dışında yine dediğimiz gibi ünlüler, politikacılar, edebiyatçılar, sanatçılar, akademisyenler intihal yapabiliyor farklı düzeylerde. Avrupa'da intihal salgını diye yine bir haber. Bu 2012 yılına ait bir haber tabii ama hani belki belli önlemler almışlardır, belki düşürmüşlerdir bunu bilemiyoruz ama intihal hemen hemen her ülkenin, her toplumun temel sorunu. İlerleyen slaytta bahsedeceğim ama yine yeri gelmişken belki kültürel etkenler intihali belirleyebiliyor. Ya da eğitim, mesela ezbere dayalı eğitim.
Ezbere dayalı eğitim sisteminin uygulandığı ülkelerde intihal oranlarının yüksek olduğu görülüyor. Çünkü eleştirel düşünme, eleştirel okuma ve yazma becerisi gelişmiyor. Ve bu beceriler gelişmediği için olduğu gibi ezberleyip kişinin düşüncesinde olduğu gibi ya sınava ya ödeve ya da başka bir şekilde çalışmaya aktarıldığı için burada intihal olayları bu tür ülkelerde fazla oluyor. Ya da uzak doğu ülkelerinde, doğu kültürüne sahip ülkelerde de yine dini etkenlerden dolayı intihal oranlarının yüksek olduğu. Yine çünkü dogmatik ezbere dayalı bir yönlendirdiği için diyeyim bireyleri. Bu da yine intihalin artmasına sebep olan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan çalışmalarda bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Yine bunu hepimiz duymuşuzdur. Bayağı bir popüler olmuştu 2012 yılında. CNN'deki görevinden Fareed Zakari görevinden açığa alındı. Bu da ciddi bir intihar skandal olarak karşımıza çıkmıştı. Saat 4'e kadar çıkamayacak buradan. Yine bu 2019'da yeni bir intihar olayı. Brezilyalı Kristen Serruya diye bir kişi değil. Bu yine çoklu intihar olayını, yani Nora Roberts'ın çalışmasından çoklu bir intihar yapıyor ya da Roberts'ın dışında da farklı yazarlardan derlenmiş bir kitap oluşturuyorlar. Bu Çok da iyi. ciddi bir intihar sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Burada böyle genel olarak verdim. Hepsini ayrı ayrı söylemeyeceğim ama şöyle ekranda görünsün istedim. Az önce Shakespeare'den bahsetmiştim. Yine Harry Potter'la yine tüm dünyada bilinen, bildiğimiz gibi Harry Potter. John Catlin, Rowling romanlarının konusunu Kutsal Kase adlı bir masaldan aşırdığı öne sürülüyor. TRT'de yayınlanan bir dönem yine Köpler adlı romanın yazarı Alex Haley kitabında yine bazı kısımlarını farklı kişilerden aldı ve bunun sonucunda 650 bin lira, 50 bin dolar da ödemiş ve özür dilemiş sonucunda. Ciddi de yasal yaptırımları ya da işte maddi cezalar söz konusu olabiliyor. Burada yine görebiliyoruz. Ülkemizden de bazı örnekler söz konusu yaygın bilinen herkes tarafından örneklerden burada sunmaya çalıştım. Yine intihal akademinin kanayan yarası diyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'de yapılan bir araştırmada yine tezlerin büyük bir çoğunluğunda intihal olduğu belirlendi. Yine Nature dergisinde 2007'de yayınlanan bir yazıda Türkiye'de 15 fizikçinin ya da akademisyenin 70 makalesinde çalıntı şüphesi olduğu ve bunların Nature dergisinden ihraç edildiği, bu çalışmaların çıkarıldığını biliyoruz. Buna benzer pek çok intihal vakası söz konusu literatürde baktığımızda. Hocam ben gene bir şeyi duyuru yapacağım ama yani artık Evet, tabii. seçe seçe şey yapıyorum. Yani lütfen mikrofonlarımızı ve kameralarımızı kapatalım. Yani gerçekten çok fazla ses kirliliği oluyor. Ben teker teker buradan bulup kapatmaya çalışıyorum ama yani hocamı kaçırıyorum bu sefer. Lütfen yani mikrofonlarımızı ve kameralarımızı kapalı tutalım. Lütfen rica ediyorum. Buyurun hocam. Peki bilginin kaynağını neden göstermeliyiz? Bu neden önemli? Az önce de bahsettiğimiz gibi sadece bilimsel araştırmalarda değil, bir başkasının bilgi birikiminden yararlanıyorsak, ne olursa olsun bu ödev olabilir, rapor olabilir, kitap olabilir, bir makale olabilir, bir web sitesi, blogumuzda yayınlıyor olabiliriz. Evet, yine bir ses geliyor ama Evet, bulmaya çalışıyorum yani. Pardon hocam. Buyurun. Estağfurullah. Yani artık. Yani bilginin kaynağını hiçbir şekilde şüpheye yer vermeyecek şekilde
Biz kullanmamız gerekiyor, göstermemiz gerekiyor. Çünkü kaynak gösterme bilim ahlakının bir gereği. Bunu hepimiz hani etik bir mesele bahsettiğimiz gibi. Okuyucuya bilginin asıl kaynağının, asıl sahibinin kim olduğunu bildirmekle sorumluyuz aynı zamanda. Hem kendi çalışmamızın kalitesini artıran bir unsur bu. Hem de literatüre kimin katkısı olduğunu, hangi yönden katkı verdiğini bunu açık bir şekilde de belirtmemiz gerekiyor. Bu eğer bir araştırmacı isek bu bizim sorumluluklarımızdan biri zaten. Etik sorumluluklarımızdan birisi. Dediğimiz gibi bu kendi çalışmanızın da güvenilirliğini artıran bir unsur olacaktır. Yine literatürde hangi çalışmalarla yapıldı bunun izini sürmek. İlk çıktığı andan itibaren bir konunun, kavramın ya da araştırmanın kim tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği, üzerine hangi çalışmaların eklendiği, hangi yönleriyle o çalışmalar, önceki çalışmaların tamamlandığını görebilmemiz adına da kaynağını göstermemiz gerekiyor. Ve tabii bu aynı zamanda çalışmaların tekrar edilme olasılığını da azaltıyor. Bu da çok önemli bir şey. Yıllardır hani söylüyoruz, özellikle tezlerde, yüksek lisans ve doktora tezlerinde bakıyoruz, aynı konu farklı kişiler tarafından, farklı kurumlarda, üniversitelerde, enstitülerde çalışılıyor. Bu aynı zamanda aslında emek kaybı da demek. Yani çalışılan bir konuyu bir daha niye çalışalım? Biz onun farklı bir yönünü çalışalım. Elbette ki yeniden yoktan var etme, hani yeni bir buluş yapmadan bahsetmiyorum. Bir şekilde var olan bir çalışmanın üzerine işlenmemiş bir yönünü ele alıp onu işlemekten, çalışmaktan bahsettiğimizde tabii ki bu ciddi bir şekilde zaman ve emek kaybını önleyecektir. İntihar türleri en genel kabahat şekilde kasıtlı bilerek yapılan intihar ve kasıtsız bilmeyerek yapılan intihar diye iki gruba ayırabiliriz. Kasıtsız intihali kavram yanılgıları içerisinde anlatacağım. Çünkü kavram yanılgılarını kasıtsız intihar içerisinde değerlendirebiliriz. Burada kasıtlı intihalden bahsedeceğim biraz. Kasıtlı intihalin farklı türleri var. İşte klonlama, kopyalama dediğimiz. Hani klonlamada hiçbir değişiklik yapmadan kelimesi kelimesine kendimizinmiş gibi kullanmaktan bahsediyoruz. Kopyalamada değişiklik yapmadan tek bir kaynaktan metin. Aslında klonlama, kopyalama biraz birbiriyle benzeşiyor gibi görünüyor. Ama literatürde buna benzer farklı tanımlar görebiliyoruz. Yine bulma, değiştirme. Yani anahtar kelimeleri, cümleleri buluyoruz. Metin içerisinde yazıyoruz ve biz onları farklı şekillerde anlatmaya çalışıyoruz. Ama genelde özünde çok bir değişiklik yapmıyoruz. Yine bu da bir intihalin türü, bilerek yaptığımız bir intihal türü. 404 hatası. Ben bu 404 hatasını özellikle dergiye gelen yurt dışı kaynaklı bazı çalışmalarda karşılaşıyorum. Kaynakçasını kontrol ederken linkine tıklıyorum. Bakıyorum hemen hemen bütün kaynakçayı kontrol ediyorum. 404 hatası verebiliyor. Yani burada yazar bunu bilmeden de yapmış olabilir. Yani ilk aldığı zaman o web sitesi kullanılıyor, sonra kullanılmıyor da olabilir. Bundan kaynaklı da gerçekleşebilir ama yazarın yine bunu en son makale bir dergiye gönderecekse ya da bir tez hazırlıyorsa en son bir kez daha kontrol etmesinin sorumluluğu var. Gerçekten o site çalışıyor mu, çalışmıyor mu? 404 hatası veriyor mu, vermiyor mu? Buna kontrol etmesi gerekiyor. Yine toplama, uygun kaynak içerme fakat neredeyse hiç orijinallik bulunmaması. Yani az önce daha önceki şeyde verdiğim örnek gibi tırnak içinde yazıyoruz, kaynağını gösteriyoruz. Tırnak içinde yazıyoruz, kaynağını gösteriyoruz. Bu örnek olarak topluyoruz çünkü. Literatür sağdan topluyoruz ama bize özgü ne var? Hiçbir şey yok. Yine kendinden intihal de sık rastlanan bir şey. Tabii bunu ben yazdım daha önceden. Niye bir daha göstereyim gibi yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Ama bu da literatürde yine kendimizden yaptığımız intihal kategorisinde değerlendirilebiliyor. Kendimiz de daha önce yapsak da yine kendimize atıp vererek yine burada mümkün olduğu kadar birebir hiç değiştirmeden değil. Yine özgün, çünkü 5 yıl önce yaptığımız bir çalışmada 5 yıl sonra fikirlerimiz değişmiş olabilir. O konuya daha hakim olmuş olabiliriz, farklı yöne çalışmış olabiliriz. Yani en azından biraz daha farklılaştırarak yazma şansımız olabilir. O bilgi bize ait zaten.
Mozaik İntihal'de de burada da yine bir yazar hangi kelimeden, fikirden, işte kaynağını bilmiyorum, kaynak düzgün bir şekilde belirtmeden bir kelime alabiliyor. Kelime öbeğini alabiliyor. Fikir karışımını, farklı kaynaklardan fikir karışımını yapabiliyor. Yani buna aynı zamanda patchwork intihal de denebiliyor. O şekilde de biliniyor. Yine kasıtlı olarak yapılan bir şey, yanıltmak maksatlı yapılan bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine kaynağını göstermediği için o diyelim ki bir paragraf, o paragrafta farklı yerlerden aldı, mozaik yaptı. Neyi nereden aldı, hangi kaynaktan aldı? Gerçekten o kişiye mi ait? Ve bunların özellikle bu intihal tespit araçlarında tespit edilmesi de çok kolay olmuyor. Bazı yazarlar tarafından da ya da araştırmacılar tarafından da bu bilindiği için de bilerek yapılan bir intihal türü olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki kasıtlı intihalin nedenleri neler olabilir dediğimizde hem bir nedenlerden biri yani bir sıralama yok aslında burada böyle yazdım ama zaman yönetimi. Yani biz Türklerin hep son dakikaya bırakma gibi bir alışkanlıkları da var bir şeyleri biliyoruz. Belki başka toplumların da vardı bilmiyorum ama kendi toplumumuzdan baktığımızda bu son ana bırakma olayı tabii yetiştiremeyeceğimiz korkusuyla bir şeyi okuyup özümsemeden hadi hemen buldum yazayım işte bir şey çıkartayım ortaya dediğimiz durum. Burada tabii ister istemez intihal yapabiliyoruz. Yine literatüre hakim olmamak. Biraz bunun içerisinde tembellik de var. Tembellikle birlikte literatüre hakim olamamak, derinlemesine o yüzden araştırma yapmamak, yüzeysel bir araştırma yaptığımız için de kendi özgün düşüncemizi ortaya çıkaramamak ve bu özgün düşünceyi ortaya çıkaramadan eleştirel bakıp eleştirel düşünemediğimiz için, buna zaman ayırmadığımız için çok kolaylıkla intihal yapabiliyoruz. Yine ülkemizde akademik baskı birden yükselme hırsı olabiliyor. Ya da bir işte çalışıyorsak, herhangi bir profesyonel yaptığımız bir iş varsa hızlı kariyer elde etmek. Az önce bahsettiğim kültür ve eğitim unsurları yine bilerek kasıtlı olarak intihal yapmaya neden olabiliyor. Ya da ana dilinde eğitim almayan kişilerde intihal bilerek intihal davranışı sergilenebiliyor. Ya da şöyle bir şey, çeviri yaptık. İngilizceden Türkçe'ye çevirdik. İngilizceden Türkçe'ye ya da farklı dillerden Türkçe'ye çevirdik. Makalemizi oluşturuyoruz ya da çalışmamızı oluşturuyoruz. Çeviri yaptık. Kaynak göstermeye gerek yoktur diye düşünüyoruz. Değil. Orada da kaynak göstermemiz gerekiyor. Çünkü çeviri de yapsak sonuçta biz oraya tamam çevirmen olarak oraya belli bir katkımız oldu. Ama yine uygun kaynak gösterme biçimleriyle bunu göstermemiz gerekiyor. Hocam bir de çeviriyi hani ne kadar nedenli doğru yaptık o da tabii yani ne kadar yetkiniz Tabii. yani o Tabii. şeylerin alınması. Burada bir örnek vermek isterim. Ben de Tabii ki. 2003-2005 arası ODTÜ'de yüksek lisans tezimi ODTÜ kütüphanesinde yapmıştım. Orada kullandığım bir enstrüman vardı bir Lipkoal diye. Onu mesela işte Amerika'dan orijinal şeyden izin alarak kullandım ve orijinal dilinde kullandım. Geçenlerde başka bir araştırmacı kendi tezinde kullanmak istediğini söylemiş ve işte hani nasıl izin aldığımı söylemiş ve o hani Türkçesini kullanabilir miyim diye sordu bana. Dedim o dönemde sormuştum ben İngilizce bir enstrüman yani bir şeyin araştırma tool'unun Türkçe'ye çevrilmesi sonra tekrar İngilizce'ye çevrilerek o şeyin yapılması gerekiyor. Yani çok ciddiye alıyorlar tabii yurt dışında bu tarz şeyleri. Evet. Ama bizde böyle işte hani çevirdim oldu işte aman çevirdiğim kadarıyla olsun. Maalesef işte etik olarak ve bilimsel olarak yaklaşmak lazım. Biz de biraz önce de söylediniz yani biraz bazı şeyler işte çok aman ne olacak ki işte aman falan deyip böyle hani hafife alıyoruz bazı şeyleri. Ama Evet, gerçekten maalesef. maalesef öyle değil. Buyurun lütfen. Yaptırımlarından çok detay anlatmayacağım çünkü bu başlı başına Tabii. yine kapsamlı bir konu. Ama hem dünyada hem de Türkiye'de para cezası ya da hapis cezası gibi. Tabii bu hapis cezası intihal yani yanlış atıf ya da kaynak göstermekten ziyade
Diyelim ki siz bir kitap yazdınız ya da yazmadınız aslında. Bir başkasının kitabını aldınız, üzerine kendi isminizi yazdınız. Bu hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılabiliyor böyle davranışlar. Ya da işte sanatsal, sanat ürünlerinde, edebi ürünlerde buna benzer ceza yaptırımlarla karşılaşmak mümkün. Ama yine intihalde görevden uzaklaştırma, bir akademik ortamda çalışıyorsanız ünvanınızın düşürülmesi olabilir bu. Ya da dediğim gibi görevden uzaklaştırma olabilir. Eğer öğrenciyseniz okuldan atılma ya da tezinizin kabul edilmemesi gibi farklı farklı bizi çok da hoş olmayan stresi sokacak sonuçlarla karşılaşmamız mümkün. Ülkemizde de 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda aslında bu fikri ve mülki haklar korunabiliyor. Yine yüksek öğretim kurumları bilimsel araştırma yönergesinde korunabiliyor. Yine doçentlik yönetmeliğinin 7. maddesi kapsamında etik inceleme çerçevesinde yine araştırdığımızda farklı uygulamalar görebiliriz. Mesela daha geçenlerde başka bir çalışma yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere etik, akademik dürüstlükle ilişkili dersler veriliyor mu, verilmiyor mu diye şöyle bir bakmıştım. Orada da mesela değerler eğitimi kapsamında etik konusunun, intihalin ya da akademik dürüstlüğün, kopya çekmenin belli oranlarda ele alındığını görüyoruz. Ama detayını bilmiyorum. Hani bunlar nasıl işleniyor, öğrencilere nasıl aktarılıyor, öğrenciler nasıl uygulamalar yapıyorlar bunları bilmiyorum. Ama bunların yine de müfredata girmiş olması bence sevindirici ve bu eğitimlerin zaman içerisinde de uygulama yaptıkça da güçleneceğini, gelişeceğini düşünüyorum. O yüzden ne kadar erken girerse müfredata ya da ve ne kadar erken yaştan itibaren müfredata girerse bunlar önemli diye düşünüyorum. Böyle baktığımızda Konfüçyüs yanlış yazmışız orada Konfüçyüs olacak. İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz diyor, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar. Ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır diyor. Ve insanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz o zaman onlar hem şeref ve utanma duygusuna sahip olacaklar hem de doğruyu yapmaya çalışacaklar. Yani biz bunu bir etik değer olarak kabul edersek, gerçekten ahlaki değer olarak kabul edersek herhangi bir cezaya gerek olmadan biz zaten onu içimize sindirerek, içselleştirerek yapmayacağız zaten. O yüzden öncelikle bunun etik yönünün çok iyi kavratılması, öğretilmesi gerekiyor. Eğitim düzeyinden itibaren, yani her eğitim düzeyinde bu verilebilir. Her yaş düzeyinde, grup düzeyinde verilebilir. İntihardan kaçınma, bu yine kasıtlı intihardan kaçınmayla ilişkili bir şeyler, birkaç öneride bulunabiliriz. Yine Kurbanoğlu Serap hocamız bu konuda çalışmalar yapıyor, ciddi çalışmaları var. Serap hocamızdan aldığım bazı öneriler de şu şekilde. Araştırma sürecinde kullandığınız kaynakların künyelerini anında eksiksiz olarak not edin. Çünkü bazen not ediyoruz ama yani not etmiyoruz. Yazıyoruz, kaynağını yazmıyoruz, belirtmiyoruz, bir yere not almıyoruz. Bunu nereden aldık diye unutuyoruz. O öyle unutunca da kaynak göstermeden, kaynakçıya da eklemeden bunu yazıp gidiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar kaynak gösterme ve metin yazmanın bir bütün olarak ilerlemesi gerekiyor aslında. Yine alıntı yaptığınız künyeyi bir yere not muhakkak alın. Kullandığınız kaynaklardan not alırken kendi ifadelerimizle mümkün olduğu kadar yazmaya çalışalım. Yine kelimesi kelimesine alıntı yapmışsak bu alıntıyı tırnak içerisinde belirtelim ve kaynaktaki sayfa numarasını not alalım. Kaynaklara gerekli göndermeleri yapalım. Araştırmada kullanılan kaynakların listesini anında tutalım. Eğer URL adresi varsa, DOI numarası varsa bunlarla birlikte alalım. Ve çalışma planımızı oluşturalım. Yani çalışma planımızı oluşturmaktan kastım, zamanlamamızı iyi yapmamız lazım. İşte araştırmayı ne zaman, literatür sıralamasını ne zaman yazacağım, bunları ne zaman okuyacağım, yazmaya ne zaman geçeceğim. Ve ben bir tez mi yazıyorum, makale mi yazıyorum, yoksa işte bir rapor mu yazıyorum, bana verilen süre nedir? Bu süreyi çok verimli bir şekilde kullanmak önemli. Bunu doğru planladığımızda, kullandığımızda zaten bir şekilde eğer
kasıtlı olarak da şey yapmıyorsak intihar yapmayacağız demektir diye düşünüyorum. Okuma ve araştırma için dediğimiz gibi yeteri zamanı kendimize ayırmamız önemli. İntihar aslına bakarlar yani kaynak gösterme biçimini doğru bildiğimizde ve bunu hedef kitlemize aktardığımızda aslında intiharı önlemek için bu yeterli. Yani kullandığımız kaynak türünün kuralını, intihar atıf nasıl verilir, kaynak nasıl gösterir, kaynakçı nasıl hazırlanır bunlara hakim olursak ve etik değerlere de bağlıysak zaten bizim bir şekilde yani intihar yapmamamız gerekir. Ve yine intihalden korunmanın en iyi yolu öğrencileri araştırma yapmaya, alıntı yapmaya nasıl yapılacağını, kaynak gösteren özgün çalışmaları nasıl üreteceklerine ilişkin eğitmek. Ama şimdi hani hep diyoruz ya okumak önemli, okuyalım, okuma kültürümüzü geliştirelim. Evet, okumak önemli ama bence okumak kadar belki de daha önemlisi yazmak. Yani okuduğumuzu yazmak, aktarmak, yazıya dökmek. Yani bu ne demek? Aynı zamanda okuduğumuzu eleştirel yaklaşmak demek, düşünmek demek, özümsemek demek, içselleştirmek ve bunu tabii ki kendimiz yazdığımız, kendimiz ürettiğimiz ve kullandığımız için emeğe de saygıyı bu şekilde aynı düzeyde de öğrenmiş oluyoruz. O yüzden okuyalım ve okuduklarımızı bilimsel çalışma olmak zorunda değil. Yani okuduklarımızı yazalım, yazıya aktaralım. Ben şeyi bile önemsiyorum, günlük tutmayı bile önemsiyorum yani. Günlük tutmak bile, yazmak, aktarmak zihnindekini çok önemli. Bu yazma becerimizi de geliştiren bir şey aynı zamanda. Yüksek lisans veya doktora tezi yazıyorsanız, bağlı bulunduğunuz enstitünün kaynak gösterme kurallarını, hangi APA'yı mı, MİLA'yı mı, işte Chicago'yu mu ya da hangi stili sizden istiyorsa, bunun yazmaya başlamadan önce detaylı bir şekilde incelemeniz, öğrenmeniz ve enstitünün istediği kurallara uymanız gerekmekte. Eğer çalışmanızı yayınlanması için bir dergiye gönderecekseniz, yine derginin yazar rehberini iyicene incelemek, kurallarını bilmek, yazım kurallarını, alıntı yapma kurallarını bilip derginin istediği şekilde hazırlayıp göndermek. Eğer bu şekilde hazırlayıp göndermezseniz zaten dergi tarafından bu özensiz bir çalışma olarak düşünülüp daha en başta reddedilme sebebi olabilir. Şimdi ikinci bölümü. Aslında zamanımız evet ilerliyor ama asıl konumuz yeni geldik gibi. İkinci bölüm kavram yanılgıları. Burada kavram nedir? Kavram öğrenme, kavram yanılgısı, misconception dediğimiz nedir? İntiharla ilgili kavram yanılgıları nelerdir? Ve intiharla ilgili kavram yanılgıları nedenleri nedir? Bunları önleyebilir miyiz? Nasıl önleyebiliriz? Kütüphaneci eğitimcilerin, yöneticilerin rolü nedir gibi. Şöyle genel olarak. Burada tabii sunduğum kavramlar ama bunları birebir anlatmayacağım. Şöyle üzerinden geçerek gideceğim. Biz doğduğumuz andan itibaren aslında çevremizi kavramlar üzerinden öğrenmeye çalışıyoruz. Yani en başta mesela kitaplarda baktığımızda, kavramlarla ilişkili kitaplarda verilen örneklerden en yaygın örneklerden birisi çocuk 3 aya kadar annesiyle hani haşır neşir olup annesinin gülüşüne, annesinin yüzüne alışıyor ve daha sonra başka bir insan yaklaştığında da ona gülmeye başlıyor ve insan kavramını, annesi üzerinden insan kavramını öğrenmeye başlıyor. Biz düşüncelerimizi anlamlandırırken, elde ettiğimiz bilgileri özümserken kavramları kullanıyoruz. Kavramlar üzerinden düşünüyoruz. Kavramlar üzerinden gruplamalar yapıyoruz ve eğer bu gruplamalarımız yanlışsa tabii bu noktada da kavram yanılgıları ortaya çıkabiliyor. Bunu detaylarını göreceğiz. Yani kavramlar bizim yaşantılarımız ve deneyimlerimiz sonucunda elde ettiğimizi, bu deneyimlerimize bağlı olarak da zaman içerisinde değişebilen özelliğe sahip. Mesela ne diyeyim? Telefonlar. Şu an akıllı telefon diyoruz. Öncekinden telefonun evrimine bakarsak gelişimine, yani biz şimdi telefonu yeniden keşfetmeye kalkışmıyoruz. Telefonun yeni özelliklerini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü telefon bir iletişim aracı. İşte açıyoruz, konuşuyoruz. Şimdiki özelliklerini mesajlaşabiliyoruz. İnternet var. Çok farklı özellikleri var. Ya da saat. Zamanı bize gösteriyor. Şimdi akıllı saatler var. Yani üzerine kavram üzerine yeni kavramlar koyarak biz kavramlarımızı yani yapı taşlarını oluşturuyoruz diyebilirim kavramlarımızı.
Evet. Kavramları biz çevreyle, doğal etkileşimlerimizle, eğitim yaşamımız süresince ve problemleri çözerken, çözüm ararken birdenbire keşfederek öğrenebiliriz. Mesela burada şey örneği verilebilir. Çocuğun sobaya elini değdiğinde, elinin yandığında bir daha sobaya yaklaşmaması. Bunu siz istediğiniz kadar söyleyin ama çocuk artık sıcak bir şeye dokunduğunda elinin yanacağını bilir. Ve sıcak kavramını, işte elin yanacağı durumunu öğrenir. Deneyerek, keşfederek. Kavram öğrenmede yaşımız, zekamız, zihinsel gelişimimiz, dikkatimiz, odaklanmamız, dilimiz, kültürümüz, zamanımız hepsi birer etkendir. Aynı akıllı telefonları belli bir yaş grubunun öğrenmekte zorluk çekmesi gibi mesela. Bireyin kavram ile ilgili ön bilgisi de kavram öğrenmesinde en önemli unsurlardan birisidir. Eğer bir kavramı ben başta yanlış öğrenmiş ise o yanlış ilerleyen zamanlarda kalıplaşmış bir şekilde devam edebiliyor. O yüzden kavram yanılgılarını oluşmadan engellemek, oluşmasına izin vermemek çok önemli. Eğer yine önce kavramlarla ilgili ön bilgimiz yetersizse ya da bilgimiz yanlış veya kavram kargaşamız varsa yeni bir kavram öğrenmekte de zorlanıyoruz. Bunu zihinsel süreçlerimizde işlerken zorlanıyoruz. Kavram öğrenmeyi okul ortamında ele alacak olursak, biz okula geçmiş yaşantılarımızla birlikte gidiyoruz. Ailemizden aldığımız, çevremizden aldığımız bilgi, tutum, beceriyle gidiyoruz ve orada bize öğretilen kavramları bu nedenden dolayı, ön bilgilerimizden dolayı bazen tam istediğimiz gibi öğrenemeyebiliyoruz. Ya da önceki öğrendiğimizde özümseyemiyoruz, birleştiremiyoruz ve yeni bir kavram olarak onu ortaya çıkaramıyoruz. Bu da bizim kavram yanılgılarımızın oluşmasına zaman içerisinde sebep oluyor. Ya da öğretmen tarafından bazen kavramlar ya da eksik ya da yanlış öğretilebiliyor. Ya da öğretim metotlarından kaynaklı olarak bizler kavramları yanlış öğrenebiliyoruz. Ve bu da bütün yaşamımız boyunca bizi etkileyen bir unsur olarak devam ediyor. Akademik yani intihal ile ilgili düşündüğümüzde intihal mesela erken dönemlerde o kopya çekmenin etik bir davranış olmadığı öğretilmiş olsa lisans düzeyine geldiğimizde de biz bunun başka birini söylemeden bunun etik dışı bir davranış olduğunu bileceğiz. Ama orada öğrenmediğimiz ya da eksik yanlış öğrendiğimiz bir şey bizi lisans ya da profesyonel yaşamımızda yine yakalıyor ve bu bizim akademik başarımızı olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Tabii yeni bilgide belirsizlik olması durumunda da kavram yanılgıları gelişebiliyor ve anlamlı öğrenmeyi etkiliyor. Öğrencinin günlük deneyimleri sonucunda elde ettikleri kavramları genellikle bilimsel bilgilerden farklılık taşıyor. Çünkü kendi deneyimlerimizle öğreniyoruz bir şekilde. Öğrenci ya da bireylerin de diyebiliriz bunu. Öğrenciyle sınırlamayabiliriz. Genelde kavram yanılgısı için en yaygın verilen tanımlardan birisi, bilim çevrelerince yaygın olarak kabul görmüş bilimsel gerçeklere aykırı inanışlar ve bilim tarafından gerçekliği kanıtlanmış kavramların öğretilmesini ve öğrenilmesini engelleyici bilgilerdir. Yani kavram yanılgıları dirençli oluyor. Onları yok etmek güçleşiyor. Ve eğer bunu kavram yanılgılarını gidermeyi erken yaşlarda ya da erken dönemde başlamazsak iyicene yerleşmiş oluyor bu zihinsel yapılarımıza ve bu yüzden de üzerine çalışmak önemli. Erken tespit edilmesi önemli. Kavram yanılgıları dediğiniz gibi doğal olarak kendiliğinden oluşabilir. Öğrencinin kişisel özelliklerinden, kabiliyetinden, tutumundan, öğrenme tür biçiminden olabilir. Yine öğretme sıralaması, ders kitaplarının çok fazla hata içermesi, şekil ve örnek eksikliği, hep bilgiye dayalı bir anlatım olması, şematik anlatılmaması, bazı şeylerin şemalarla anlatılmaması, yine konular arasındaki bağlantı eksikliğinin bulunması, uygun olmayan öğretme metotları ya da materyallerinin kullanılması, öğretmenin bilimsel yeterliliği, bilimsel bilgi yeterliliğine bağlı olarak, öğretme tarzına bağlı olarak,
Öğretmenin tutumuna bağlı olarak da bu beceriler gelişemeyebiliyor ve kavram yanılgılarına yol açabiliyor. Baktığımızda literatüre sadece çocuklarda ya da gençlerde değil, hani öğrencilerde değil, bilim insanları da dahil pek çok kişide, yetişkinlerde de kavram yanılgılarının olması mümkün. Ve bu çerçevede kasıtsız intihali ve kasıtsız intihal içerisinde değerlendiriyoruz. Yani ne demek bu? Bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta. Az önce sunumun başında belirttiğimiz kasıtlı intihalden farkı bu. Öncekini bilinçli olarak yapıyoruz ama burada bilinçli olmadan yaptığımız bir eylem söz konusu. İntihalin ne olduğunu, kapsamını, karşılaşabileceğimiz etik sorunları, yaptırımları bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ve yanlış ön bilgilerimizden dolayı da yine farkında olmadan intihal yapabiliyoruz. Yine araştırmanın niteliğinden. Ne demek istiyorum? Mesela ben de yaptığım çalışmalarda şunu gördüm. Hem doktora tezimde hem de ilerleyen farklı çalışmalarda araştırma ödevi niteliği çok önemli. Eğer öğrenciye güvenilir kaynaklardan araştırma yapacağı türde kapsamlı bir ödev vermiyorsanız, öğrenci bunu kaynak göstermeden yapacağını düşünüyor. Kaynak göstermeye gerek olmadığını düşünüyor. Gidip internetten de bir şey bulsa kaynak göstermesine gerek yok. Ama böyle kapsamlı ciddi bir ödev verilmiş, işte ne bileyim 5 sayfa 10 sayfa yazacaksın, kaynağını göstereceksin, işte şu şekilde yapıp getireceksin dediğinde bu daha ciddiye alınıp kaynak gösterilebiliyor. Yine internetten kaynaklanan, copy paste dediğimiz, internet buna çok uygun bir ortam hazırladı maalesef. Etik dışı, ama mesela buradaki kavram yanılgısı da ne oluyor internette? İnternetteki her şeyin anonim olduğunu düşünüyor öğrenciler, kullananlar ve o yüzden de kaynağını göstermeye gerek yok gibi düşünüyorlar. Aslında hani bir blog yazısı, bir web sayfası, bunların ayrımını yapamıyor ve bunda bağlı olarak her şey anonim, ben istediğim gibi kullanabilirim mantığı gelişebiliyor. Peki intiharla ilgili kavram yanılgıları. Benim çalışmalarımda ve literatürdeki gördüğümüz şeyler, kaynak metindeki kelimeler veya cümleler, çok az cümle alınmışsa kaynağı göstermeye gerek yok gibi bir kavram yanılgısı söz konusu. Kısa birkaç cümle atıf yapılmadan kullanılabilir gibi bir düşünce hakim. Yani birkaç kelimeden uzun cümleler, yani birkaç paragrafsa ancak kaynak gösterilebilir gibi bir durum söz konusu. Yine kaynaklardan kullanılan şekil, çizelge başka kaynaklardan kullanıldıysa bundan kaynağını göstermeye gerek yok gibi bir düşünce hakim. Böyle bir kavram yanılgısı söz konusu. Az önce bahsettiğimiz gibi bir dilden başka bir dile çevrilen metinler de kaynağı göstermeye gerek yok gibi düşünülüyor. Eğer bir görüşme, bir araştırma yaptığınız görüşmeden elde ettiğiniz veriler varsa, bunları çalışmanızda kullanıyorsanız bunu yine atıf yapmaya ya da kaynak göstermeye gerek yok gibi bir kavram yanılgısı söz konusu. Yine benim en fazla karşılaştıklarımdan birisi de, bunu herhalde daha sonraki slaytımda yer alacak. Telif hakkıyla intihal karıştırılıyor. Yani izin almak gerekiyormuş gibi düşünülüyor ve bu bir külfet gibi düşünülüp hani kaynak göstermeden yine ya da farkında olmadan intihal gerçekleştirilebiliyor. İnternette yer alan bilgileri kullanmak az önce dediğim gibi anonim olarak düşünülüyor ve kaynak gösterilmesine gerek olmadığı düşünülüyor. Ancak böyle bir blog şeklinde eğer bir metinden yararlanmışsınız ödevinizin sonunda, o da ödevinin sonunda kaynakçı olarak verilebilir gibi bir düşünce hakim. Sadece kapsamlı ödevlerde az önce bahsettiğim gibi alıntı yapıları kaynakça gösterilir gibi bir düşünce var. Benim yine en çok karşılaştığım, bu zaman zaman incelediğim farklı sunumlarda da görüyorum. PowerPoint sunumlardan bahsediyorum. PowerPoint sunumlarda kaynak gösterilmez gibi bir düşünce hakim öğrencilerde. Yani ben bunu kendim de deneyimledim ve bu doktora çalışmamda da ortaya çıkan bir sonuç ve yaptığım birkaç makalede ortaya çıkan sonuç. Gerçekten de bir sunumda kullandıkları bir şeyi, yararlandıkları bir kaynağı
göstermiyorlar. Hocam, Bunlar burada göstermemesi gerektiğini düşünüyorlar. bir şey söyleyebilir miyim? Bu muhtemelen bizden Tabii de ki. kaynaklanıyor. Yani o PowerPoint'i hazırlayan insanlardan da kaynaklanıyor. Çünkü Evet. PowerPoint sunumlarının hemen hemen çoğunda kaynakça yok. Ya da ne bileyim Evet. genelde aynı şey yapılmıyor ya da slaytların içinde şey verilmiyor, referans verilmediği için. Çocuklar da zannediyor ki işte onlar böyle ortalama işte herkes kullanabilir. Yani belki bizler de PowerPoint sunumları hazırlarken gerçekten o bilimsel şeylere dikkat ederek kaynakçasıyla beraber onu hazırlarsak belki çocuklarda da o şey değişebilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Tabii. Kavram yanılgılarına biz neden oluyoruz onların? Yani bizler ya da işte bu şekilde davranan kişiler diyebiliriz. Öğretim metotları ya da eksik bilgiler. Yani yine baktığımızda kavram bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani intihalin ne olduğu, neden intihal yapılmaması gerektiği, atıfın nasıl yapılacağı, kaynağın nasıl gösterileceği, bunun bir akademik dürüstlük olup olmadığı, akademik etik nedir, akademik dürüstlük nedir, bu kavramlar üzerine hani bir bilgi verilmediği için de öğrencilerde ya da kişilerde, bireylerde kavram yanılgıları gelişebiliyor. Yine APA, MILA gibi ya da Chicago gibi bu kaynak gösterme stillerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Adını duymayanlar bile olabiliyor tabii ki. Bunları doğru işte eksik anlama, eksik kullanma ya da bunu öğreten kişilerin eksik hatalı anlatması, eski versiyonlarını anlatıp yeni versiyonlarından bahsetmemesi. Bütün bunlar bir şekilde kavram yanılgılarının oluşmasına yol açan etkenler. Araştırma ödevlerinin niteliği, araştırmalara işte öğrencilere az sayıda araştırma ödevi verilmesi, yazma becerisinin gelişmemesi, farklı düşüncelerden yararlanmanın nasıl bir şey olduğunun bilinmemesi, ödevlerin öğrencinin ilgisine ve düzeyine göre olmaması, ya çok basit ya çok ağır, zor ödevler olması. Güvenilir bilgi kaynaklarını kullanmaya yönlendirilmemesi. Yine benim çok önemsediğim eleştirel düşünme ve yazma becerilerini geliştirecek nitelikte ödevler verilmemesi. Ve bu nedenle öğrencilerde araştırma ödevleri için elde ettikleri bilgiyi yazardan daha iyi yorumlayamayacakları kanaatini uyandırıp olduğu gibi alıyorlar ve kaynağını da göstermeyebiliyorlar. İnternetten kaynaklanan kavram yanılgıları var yine. İnternet ortamında elde edilen kaynağın kime ait olduğu konusunda öğrencilerin kafaları çok karışık. Web sitesi, blog, sosyal ağlar, bunlar nedir? Buradaki bilgiler nedir? Nasıl kullanırız? Bunların bilinmemesi. Yine az önce bahsettiğimiz gibi internetteki bilginin anonim olduğunun düşünülmesi ve kopyala yapıştır yaparak kullanabileceğine inanılması. Kendiliğinden oluşan kavram yanılgıları da var. Bu eğitim yaşamımız boyunca kendimizin bilgiyi ve deneyimler arasında bilgiyi içselleştiremememiz, yeteri kadar özümsemememizden kaynaklı kavram yanılgılarımız söz konusu. Yine Baysan ve Silvan'a göre baktığımızda öğrencilerin, bireylerin zihinlerinde yapılandırdıkları bilgilerin ya da intihal ile ilgili bilgiyi bilimsel gerçekleri tam olarak yansıtacakları garanti değil diyor. Yani her zaman da öğrendikleri illaki tam öğrenme olmayabilir. O yüzden öğrencilerin bu yanılgıları doğal olarak da oluşabilir. Biz istediğimiz kadar bir şey anlatsak da yine bu kavramlar oluşabilir. Ama bunu oluşturmayacak önlemler, tedbirler almamız gerekir. Burada önemli olan bu kavram yanılgıları oluşmadan erken safhalarda ya da yerleşmeden iyicene erken safhalarda tespit edilmesi ve önlenmesi. İlk ve orta öğretim düzeyinden itibaren getirilen işte bu kavram yanılgıları özellikle uygun eğitim ve uygulamalarla giderilmediyse pekişebiliyor ve ısrarcı olabiliyor, direnç gösterebiliyor. O yüzden erken safhalarda tespit edilmesi ve buna ilişkin yöntemler kullanılarak giderilmesi diye çalışılması önemli. Yine öğretimde belirsizlik olmaması, öğretimin belirsizlik içermemesi, her şeyin çok açık ve net bir şekilde kişiye öğretilmesi, kavram yanılgılarının giderilmesinde önemli. Farklı kavram yanılgılarını tespit etme araçları var.
Bu baktığımızda daha farklı çeşitleri var. Ben burada belli başlılarına yer verdim. İşte çoktan seçmeli testler. Yani biz karavan yanıklarını gidermek istiyoruz. Tamam, ama öncesinde bir tespit etmemiz gerekiyor. Ne tür karavan yanıkları var? Hepsinde, herkes de aynı karavan yanıklısı olmayabilir. O yüzden öncelikle bunların tespitini belirleyip onu nasıl gidereceğimize ilişkin eğitim yöntemlerimizi, programlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Yine karavan haritası çıkararak açık uçlu testler, farklı durumlar, yöntemler, doğru yanlış testleri ile bu mümkün tespit etmemiz. Yine karavan tespit edilmesi, önlenmesinde kütüphanecileri, öğretim üyelerine, eğitimcilere önemli görevler düşmekte. Eğitimciler baktığımızda öğretime başlamadan önce bahsettiğimiz gibi öğrencilerde hangi karavan yanıklısını, ama biz intihal üzerine gittiğimiz için intihal ile ilgili karavan yanıklılarının neler olduğunun tespit edilmesi önemli. Ve öğrencilerin intihal ile ilgili bilgilerini ortaya çıkarabilecek fırsatlar, ortamlar sunulmalı. Öğrencilerle bu konular tartışılmalı. Eğer uygulama yaptırılmalı öğrenciye. Bu da yine akademik yazmaya ya da işte essay dediğimiz daha küçük ödevlerde, daha kapsamlı ödevlerde öğrencilere atıf yapma, kaynak gösterme ilkeleri anlatılmalı. Eğer öğrenciler hata yapmışsa bunlar sınıf ortamında öğrenci küçük düşürülmeden konuşulmalı, tartışılmalı. Öğrenciye nerede hata yaptığı açık bir şekilde iletilmeli, aktarılmalı. Yani mesaj verilmeli öğrenciye, bilgi gitmeli. Yine okumak değerlidir. Eleştirel okuma, eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek şekilde ödevler ya da dersler işlenmeli. Yine ödevler açık olmalı. Öğrencinin kafasında bir şüpheye yer vermemeli. Ne hazırlayacağını bilmeli. Kaynak kullanma kriterleri açık bir şekilde belirtilmeli. Hangi kaynak kullanacak ödevinde? Alıntıyı nasıl yapacak? Önceden bu öğrenciye bildirilmeli. Yine ödevin gerekli aşamaları, ne zaman teslim edecek? O süreleri öğrencinin açık bir heyecan ve kaygıya kapılmadan ödevini hazırlamalı. Önceki senelerin ödevleri verilmemeli öğrencilere. Çünkü önceki ödevleri alıp olduğu gibi öğrenciler kullanabiliyor. Bunlar da yine intihar yapmalarına sevk eden unsurlar olabiliyor öğrencilere. Peki kütüphaneciler ne yapabilir? Kütüphaneciler de sizin de sunumun başında bahsettiğiniz mesela okul kütüphaneciliği bu anlamda gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Yine üniversiteler aynı şekilde literatüre baktığımızda aslında akademik yazmayla ilişkili ya da akademik işte academic writing course dediğimiz akademik yazma merkezi, işte öğrenme merkezleri aracılığıyla ya da özellikle bakalorya eğitimi veren okul kütüphanelerinde akademik dürüstlüğe ve akademik yazma unsurlarına çok önem veriliyor. Ve bunlar öğrencilere bir şekilde öğretilmeye çalışıyor. Yazma becerileri geliştirmeye çalışılıyor öğrencilerin. Ama burada da önemli olan bu derslerin belli bir kurs dahilinde olmaması, bir ücrete de bağlı olmaması, tabi olmaması. Ben şöyle genel bir inceleme yaptığımda genellikle belli bir zaman aralığında verilen kurslar oluyor. Seçmeli olabiliyor. İşte bu şeyden olanaklardan sınırlı sayıda kişiler yararlanıyor. Ücretli olduğu için de yine aynı şekilde. Bu derslerin herkes, bütün o okulda ya da üniversitede kim varsa, ne kadar öğrenci varsa hepsinin de yararlanabileceği şekilde yani bütünleştirilmiş dersler olmalı müfredatla. Öğrenciler sınıf ortamında işte başkalarının düşüncesini kaynak göstermeden uygun kaynak gösterecek kullanımları ve olmayan kullanımlar arasındaki farkı hoca tartışmalı ya da eğer bunu bir okul kütüphanecisi veriyorsa o da aynı şekilde öğrencilerle uygun olan olmayan örnekler üzerinden konuyu tartışmalı. Kütüphaneciler yine tabii burada bilgi okur az önce atladım. Mesela bilgi okuryazarlığı eğitimi kapsamında da yine etik konular önemseniyor. Bu kapsamda da yine bilgi okuryazarlığı eğitimleri kapsamında da bu eğitimler, akademik dürüstlük eğitimleri verilebilir. İşbirliği her zaman için önemli. Yine kütüphaneciler, kütüphane yönetimi, okul yönetimi, eğitimciler işbirliği içerisinde olmalı. Çünkü kütüphaneciler kaynakları biliyor. Kaynaklara nasıl erişileceğini biliyor. Onların nasıl doğru kullanılacağını, hangi yöntemle kullanılacağını biliyor. Akademisyenlerle ya da okulda eğitimcilerle birlikte
Bu akademik dürüstlüğün sınırları çerçevesi çok iyi belirlenip öğrencilere bunu nasıl aktarılacağı, sunulacağının çerçevesinin iyi çizilmesi önemli. Burada bahsettiğim yine. Okul yönetimleri de yani amaçlanmış ya da kasıtlı olsun ya da olmasın intihalin her türü bizim için aslı olmaması gereken bir unsur. Ancak intihal yani ister istemez dediğimiz gibi yapılabiliyor. Öğrencilerin kaza intihal yapmaları muhtemelen diyorum buradakini okuyorum. Biraz da süre az oldu, daraldığı için de biraz hızlı geçiyorum belki ama üniversiteler bu intihal biçimi hakkında eğitimin önemini vurgulamalıdır. Yani bazı üniversitelerde görüyoruz akademik dürüstlük kuralları ya da bazı okullarda görüyoruz. Buna benzer kurallar var ama bu kuralların ceza yaptırımından ziyade ben cezadan ziyade bu kuralların öneminin bahsedilmesi, uygulama yaptırılması ve karşılaşabilecekleri durumlarla belki de ne bileyim simülasyon diyoruz ya böyle şeyler yaptırmak lazım. Yani bir şekilde uygulama yaptırmak yoksa oturup böyle anlatmakla bir şey olmuyor. Biliyoruz hepimiz, anlıyoruz, anladığımızı zannediyoruz ama uygulamaya dökmeye çalıştığımızda bunu uygulayamıyoruz. O yüzden yazma becerimizin, düşünme becerimizin geliştirilmesine yönelik önlemler, tedbirler, eğitim programları hazırlamak gerekiyor. Ben şöyle kısaca örnek vermek istedim. Mesela doğru ve yanlış alıntı yapma APA üzerinden baktığımızda tabii bu şimdi olduğu gibi çıktı aslında ama normalde daha alttaki bilgiyi daha sonra çıkarıyordum ben. Yukarıdaki örneğe baktığımızda siz de az önce sunumun farklı şeylerinde verdiğim örnek bu. Mesela çevremizdeki etik konu Şentek 2015 diye kaynak gösterilen şeye baktığımızda tırnak içinde yazılmış. Sonraki yine tırnak içinde gelmiş. Hiçbir bağlantı yani bir bağlantı cümlesi bile yok. Cümleler arasındaki ilişkiyi kuran bir özgünlük dahi yok. Ve karşılaşıyoruz maalesef bu tür şeylerle. Birebir doğrudan alıntı olduğu için sayfa numaraları öncelikle yapılması gereken ya da burada yapılmayan eksiklik sayfa numarası verilmesi gerekirken verilmemiş. Tırnak içinde alıntı yapılmış, parantez içinde kaynak gösterilmiş gibi görünse de bu bir intihal türüdür. Çünkü yazara ait herhangi bir özgünlük burada söz konusu değil ve böyle bir şey çalışma kabul edilemez. Bir diğer örnek hemen geçtiğimizde burada da baktığımızda yine tabii ben burada asıl kaynağı vermedim. Aslında bunu bir ikisini birlikte vermek gerekir. Geleneksel ahşap diye baktığımız yine Aksoy ve Ahunbay 2005 burada cümle sonu gönderme yapılmış ama kelimesi kelimesine yapılmış doğrudan bir alıntı. Bu nedenle tırnak içinde verilmeliydi. Burada tabii ki asıl kaynağı gördüğümüzde bunu daha iyi anlayacağız. Buna ilişkin örnekler var ama ben biraz hızlı acele ettim sanırım sunumu hazırlarken. O benim dikkatimden kaçmış. Sıvılaşma ile başlayan paragrafın geri kalan kısmı da yine doğrudan kalıp 40 kelimeden uzun. APA'da böyle kurallar var. 40 kelimeden az, 40 kelimeden fazla alıntı nasıl yapılır şeklinde. 40 kelimeden uzun bir alıntı yapıyorsak ana metinden blok şeklinde ayrılacak. 1,25 santimetre ya da yarım içeriden yazılacak. Yine sonuna yazar ya da yazarların soyadı, yıl ve sayfa numarasını muhakkak yazacağız. Diğer bir örneğimize baktığımızda burada verdiğim mesela orijinal metin bu. Yukarıdaki örneğe baktığımızda yine bakın burada Şentek alınan metne gönderme eksik yapılmış. Mesela örnek 3'ün hemen altına Şentek'in de ifade ettiği gibi diyoruz. Burada hangi yılda, hangi sayfasında Şentek'in ifade ettiği gibi. Bu bilgi eksik. Burada bir yine alıntı, kaynak gösterme hatası söz konusu. Öğrencilere buna benzer, mesela kelimesi kelimesi doğrudan alıntı olmadığı, parafraz yapıldığı görülmekte. Ve yine parafraz de yapsak biz kaynağını göstermek durumundayız. Burada bir örnek olması açısından birkaç örneğe yer vermek istedim. Evet, bunlar da kaynakçalarım ve sunumumu birkaç örnekle bitirmek istedim. Ve teşekkür ediyorum ben bu zamanı bana verdiğiniz için. Estağfurullah. Vaktinizi de biraz fazla aldım galiba ama sorusu olan varsa ya da Evet sizin hocam. sorunuz varsa
Sorular Alabilirim. yavaş yavaş şey yapıyor. Hatta işte bölerek mi sunum sorunda mı sorabiliriz diye. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok Ben teşekkür faydalı, ederim. güzel bir lecture tadında, ders niteliğinde bir sunum oldu. Orhan Alav, değerli meslektaşımız. Nermin hocam hoş geldiniz. Başarılar dilerim demiş Isparta'da. Teşekkürler Orhan Hocam. Ondan sonra Nermin hocam emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim demiş Orhan Bey tekrar. Sağ ol. Demirgül isminde tam ismini göremiyorum. O da soru sorabileceğini yazdım. Bu arada herhalde sorular gelecektir. Hocam bekliyoruz o şeyde. İnci ve Dinçer teşekkür ederiz. Bilgilendirici bir sunumdu demişler. Ben teşekkür ederim. Orhan, Ankos ve Emre'ye de başarılı faaliyetlerden dolayı teşekkür ederim demiş Orhan Bey. Teşekkür ederiz. Biraz böyle bir şey oldu. Çok teşekkürler. Zuhal Çiftçibaşı teşekkür ediyor. O kadar aslında şey bir sunum oldu ki hani çok detaylı bir sunum oldu ki herhalde. Peki soruyorum demiş Demirgül. Türkiye'de üniversitelerde etik eğitimi lisans ve lisansüstü seviyede sorunlu olarak veriliyor mu? Ben de ayrıca Nermin Hanım'a ve Ankos Derneği'ne emeğiniz ve katkınız için teşekkür ederim. Lisans ve lisansüstü seviyede sorunlu olarak veriliyor mu? Zorunlu olarak, pardon. Şimdi Zorunlu olarak. sorunlu olarak, şimdi tabii geniş çaplı bir araştırmam söz konusu değil ama kendi üniversitemden ya da duyduğum gözlemlerimden yola çıkarak özellikle bu eğitimlerin lisansüstü düzeyinde üniversitenin genel bir eğitim programı çerçevesinde verilebiliyor ya da enstitünün verdiği bir eğitim kapsamında zorunlu ders olarak verilebiliyor lisans üstü düzeyde. Ama bence ben hani bunu lisanstan itibaren, hatta birinci sınıftan itibaren olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela araştırma yöntemleri dersi var. Ama araştırma yöntemleri dersinde de yine atıf nasıl verilir, kaynak nasıl gösterilir, işte bir başkasının kaynağından, düşüncesinden yararlanırken hangi kuralları uygularız, nelere dikkat ederiz? Bunlardan çok bahsedilmiyor. Genel olarak araştırma yöntemlerinden bahsedildiğini gözlemliyorum. O yüzden maalesef lisans düzeyinde zorunlu bir ders olmadığını söyleyebilirim. Ama yine de araştırma yapmak gerekir bu konuda. Yaygın uygulama lisans üstü öğrencilerine bir şekilde bunu zorunlu olarak giderek de bu aslında önemseniyor. Üniversitelerde önemseniyor Tabii. çünkü bilimsel yazı yazmak, özellikle İngilizce'de bilimsel yazı yazmak, uluslararası olmak giderek önem kazanıyor. Ve bu bağlamda da gördüğüm benim özellikle bu işte akademik yazma kursları dedim. ODTÜ'nün var, sizin Aklım Üniversitesi'nin bildiğim Var, kadarıyla var. var, Gazi Üniversitesi'nin var, Hacettepe'nin var. Hacettepe'de bilgi belge yönetiminde yine akademik yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bazı dersler var diye biliyorum. BBY bölümlerinde yine farklı dersler, bilgi okuryazarlığı dersleri kapsamında bu konular anlatılıyor diye biliyorum. Ve özellikle üniversitelerde akademik yazma merkezlerinde İngilizce dilinde akademik yazım nasıl olur? Biraz bunun üzerine şu sıralarda daha fazla kafa yoruluyor diye ben gözlemliyorum. Ama yaygınlaştırılması lazım. Benim önerim dediğim gibi erken yaştan itibaren yazma becerisinin geliştirilmesi. Çünkü yazma becerisi kompleks bir şey. Yani sadece atıf verme, kaynak göstermeyle ilişkili bir şey değil. Düşüncenizi aktarabilmek, yazabilmeniz bu çok önemli bir şey. Akademik yazma da daha farklı beceriler gerektiriyor. Bu iki beceriyi özümseyip kullanabilmek çok önemli. Türkçe'de, İngilizce'de ikisinde de bu bence önemli. Teşekkür ederiz hocam. Yazgı Hanım bilgiler için teşekkürler demiş. Demirgül, tanımlarınızda atıf yapılan kaynak hakkında yanlış bilginin de internet kapsamında olduğunu belirttiniz. Biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Bir somut örnek olabilirse örneğin demiş. Mesela yanlış bilgi, yani ne olabilir? Yanlış bilgi, şöyle bir şeyle karşılaşabiliyorum gelen makalelerde ya da okuduğum şeylerde. Bir alıntı yapıyor ama aldığı kişi değil de başkasının ismini oraya yazıyor.
Orada yanlış edildi. Sehven de olabilir o tabii değil mi? Yani sonuçta sehven de olabilir. Tabii yani. illa ki kasıtlı olmak zorunda Tabii. değil burada. Bazen dediğim gibi zaman o kadar sınırlı olabiliyor ki acele yapabiliyoruz. Aceleden evet. O acele bazen şöyle de olabiliyor. Mesela değerlendirme süreçlerinde hakemlerden değerlendirme oluyor. Yazar tekrar düzeltirken yeni kaynaklar ekleyebiliyor ya da var olanları çıkartabiliyor. O süreçte gözünden kaçan şeyler olabiliyor. Yani çıkartmayı unutabiliyor ya da eklediğini, metin için eklediğini sonra kaynakçıya eklemeyi unutabiliyor. Buna benzer şeyler söz konusu ama burada tabii yine yazarın sorumluluğu çok önemli. Yazar göndermeden önce kontrol etmeli, hatta akran değerlendirmesinden geçirmeli. Sadece kendisi bakmamalı. O konuda güvendiği, bildiği alanında emin hani bilgisine güvendiği bir kişiye çalışmasını göndermeli. Ondan da bir akran değerlendirmesi almalı. Bu da önemli. Hocam aslında hep konuşuyoruz, siz de sunumunuzda bahsettiniz. Türkler olarak biz zaman yönetimi konusunda gerçekten sıkıntılıyız. Bir de son dakikacıyız biz genelde. Maalesef. 7'den 70'e böyleyiz maalesef. Belki hani zamanı daha etkin kullanabilmek, onunla ilgili çalışmalar yapmak, kendimizi geliştirmek faydalı olabilir. Demirgül şöyle demiş, kasıtlı olmayanlar intihal kapsamında değerlendirilmeli midir? Hani Değerlendirilebiliyor Gülçin çünkü intihal yapıyor. Hanım. E tabii. İntihal yapıyor ama intihal yaptığının farkında olmuyor. Evet. Kendisi farkında olmuyor tabii ki ama ister kasıtlı olsun ister kasıtsız olsun bu istemediğimiz bir davranış. Yani Tabii. eğer biz onun kasıtsız olanını intihal kapsamında değerlendirmezsek ona ilişkin herhangi bir önlem almayız. Onu gidermeye yönelik bir eğitim programı geliştirmeyiz ve bu Evet. davranışın istenmeyen davranışın yaygınlaşmasına yol Bir açabiliriz. de O özensizlik oluyor yüzden tabii. Yani sonuçta hani biz tabii. akademik bir şey yapıyorsak onu da doğru ve etik kurallar kapsamında yapmamız lazım. Hani istemeden hata yapmak o zaman hani intihal değil. Tabii ki bir zorlaştırıcı, bir zorlayıcı tarafı olması lazım bence de. Tabii hani bu konunun uzmanı sizsiniz. Yani o zaman sehven de Estağfurullah. yapılmış olsa intihale giriyor değil mi bu? Tabii ki. Yani şey değil bu. Hani özür dileyip de şey Doğru. değil. Hani sonradan tekrardan yapılabilir. Biliyoruz, özür diliyoruz ama tekrar yapabiliyoruz. Önemli olan bunun yanlışlığını öğretmek. Yani Bu cezasız intihaller yaptığımız. midir diyor Gülçin Hanım İTÜ'den. Bu arada Demirgül Gülçin Hanım'mış İTÜ'den. Kusura bakmayın Gülçin Hanım, ben şey yapamadım, fark edemedim. Cezasız intihallere mi giriyor bu? Aslında cezalı, cezasız diye ayrılmak mümkün mü bilemiyorum ama tabii kavram yanılgılarından kaynaklı intihallerin tespit edilmesi o kadar zor ki Doğru. bireyin zihinsel süreçlerinde. Şimdi Bir de siz bir metni niyetini de okuyarak, bilemezsiniz. Yani niyet okuyamıyoruz tabii maalesef. niyeti bilemezsiniz. Doğru. Bir metni okuyarak onun bilinçli mi, bilinçsiz mi yaptığını her zaman anlamayabilirsiniz. Doğru. Bazı durumlarda anlayabilirsiniz. Eğer bu çok sık tekrar ediyorsa. Hani mesela değerlendirdiğim çalışmalarda ben şeyi çok gördüysem özensiz çalışma olarak değerlendiriyorum. Metin içinde kaynağını göstermiş. Diyelim ki 10 tane kaynak göstermiş metin içinde. Kaynakçasına bakıyorsun 30 tane kaynak var. Şimdi bir iki tane hata yapılabilir. Olabilir. Bir iki tane kaynak unutulmuş, fazladan kalmış olabilir. Ama 10 kaynak 30 kaynağı çıkmışsa orada bir şüphe uyanır. Doğru. Ya da kaynakçıda 10 kaynak gösterdiniz, metin içinde baktınız 20-30 kaynak kullanmış. Yani ya da işte baktınız kaynak var ama mesela şöyle bir şey vardı. Dergiye bir çalışma gelmişti İran'dan. Çok düzgün yazılmış. Bölümler her şey böyle kusursuz görünebilecek düzeyde bir çalışma. Ama şüphe uyandırdı. Kusursuzluk da şüphe uyandırabiliyor. Doğru. Yani ben intihal programında da hani baktık işte nedir ne değildir. Yüksek çıkmadı çok fazla ama düşük de değildi. Böyle %20 %30 arasında bir şey. Ve literatür kısmında biraz çıktı. Yöntem bulgular kısmında, sonuç kısmında kaynaklı hiçbir şey bulmadı. Bu şüphe uyandıran bir unsurdu. Ve ben daha sonra makalenin adını yazarlarla birlikte
kopyalayıp, copy-paste yaptım. İnternette, Google'da arattığımda makaleyi birebir olduğu gibi buldum ve iki ya da üç sene önce başka bir dergide tamamıyla hiçbir değişiklik yapılmadan yayınlanmış bir makale olduğunu gördüm. Hani o yüzden şimdi direkt baktığınızda çok kusursuz olan bir şeyi intihal olarak algılamayabilirsiniz. Ama bunları test etme yöntemleriniz var. Bu bir makale istediğiniz gibi intihal araçlarını kullanabilirsiniz. Eğer öğretmenseniz bunu öğrenciler bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi yapıyor? Buna uygun sorular sorarak ya da sınıfta tartışarak, gözlemleyerek öğrencilerin o kavram yanılgılarının olup olmadığını test edebilirsiniz. Algılarını da Kavram, tabii ki yani çünkü bu içsel süreçlerle zihninde olan bir şey. Zihninde olan bir şeyi dıştan bakarak görmemiz mümkün değil. Buna ilişkin yöntemler kullanarak bunu açığa çıkartmamız lazım. O yüzden yöntemler kullanabiliriz ve ben yani öyle çalışmalar varsa da açıkçası bilmiyorum ama kavram yanılgılarından kaynaklı intihale ceza verilmez, diğerine verilir gibi bir şey hani öyle bir ayrım okumadım, yok. öyle bir şey işitmedim, bilmiyorum yani. Hocam başka sorular var. İsterseniz onları geçelim. Emrah Karabulut. Hocam merhaba. Sunumunuz için öncelikle teşekkürler. Birçok üniversite Ben lisans teşekkür ederim. tezler için intihal tarama programlarında doğrudan %20, %15 ve benzeri oran belirleyerek bunu benzerlik sınırı olarak kabul ediyor. Bu oransal kabul durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Diye bir sorumuz var. Evet, bu da çok sorulan bir, tartışılan bir konu aslında. Çalışmanın yapısına, özüne göre değişebileceğini düşünüyorum ben bunun. Değil mi? Bir de hocam Yine disiplinler arasında da farklılık gösterir, değil mi bu? tabii. Mesela bir hukukla ilişkili bir çalışma yaptığınızı düşünün. Kanunlardan bahsetmeniz gerekiyor. Kanunları yazacaksınız. İntihal oranınız yüksek çıkacak. Ama bazen öyle bir cümle, tek bir cümle kullanırsınız, o intihal olur. Ama benzerlik oranınız %1, %2'dir. Yani o yüzden tabii ki o benzerlik araçları bizim için çok önemli. Ama orada onu değerlendiren kişinin de ikinci bir gözle nerede eşleştirmeler yaptı, o kaynağına gidip gerçekten var mı yok mu? Yine zaman ayırmak gerekiyor. Yani onları incelemek gerekiyor. %30 deyip hadi tamam bunda çok in ama nerede? Nerede yapmış? Mesela şöyle çalışmalar var. 15-20 tane üniversitede araştırma yaptı. O üniversitenin isimleri geçti çalışmada. Birçok yerde de üniversitelerin isimleri geçti. Bu intihal programları bunları da yakalıyor, Sayıyor tabii. getiriyor, sayıyor. Ve benzerlik oranı yüksek çıkıyor. O zaman burada intihal mi vardır diyeceğiz. Yani bunların çok iyi bir şekilde irdelenmesi gerekiyor. Hocam Böyle bir aslında şey gibi çalışma. düşünebiliriz, çok pardon. Hani bu spordan Estağfurullah. örnek verelim. İşte hakemler var, işte futbol, basketbol. Hani sonuçta bir de böyle şeylerin dışında o şeyin kişinin farklı açılardan da bakabilmesi lazım. Biraz önce verdiğiniz örnekler gerçekten çok önemli. Yani orada sadece işte o program şeyinin sonucuna çıkan oran tek başına bir şey ifade etmemesi gerekiyor. Yani Evet. onu süzmesi, bir süzgeçten geçirmesi lazım o kişinin. Bu Kesinlikle. açıdan bence de çok önemli. Başka bir sorumuz var hocam. İnternetteki gene Gülçin Hanım sormuş. İnternetteki ücretsiz intihal tespit programları güvenli midir? Bu konuda tecrübeniz var mıdır? Diye bir sorumuz var. Ben kullanmadım ama kullananlardan duyduğum çok da isabetli oranlar çıkartmadığı yönünde. Onun havuzu önemli çünkü. Ama Yani bazı neyle karşılaştırıyor aslında? Ona bir bakmak lazım, değil mi? Hani Tabii ki sonuçta. yani gerçekten bunun için yani aynı diyelim ki 100 tane makaleyi 2, 3 ya da daha farklı intihal programlarını kullanarak test etmeniz lazım. Orada güvenilirliklerini ortaya çıkartmamız lazım. Yani ama benim mesela bazı öğrencilerden duyduğum bu çünkü onların Turnitin'e de benzer şeyi kullanma izinleri yok. Ödev verecekleri zaman şey yapıyorlar. Bu free olan intihal programlarını kullanabiliyorlar ama aynı çalışmalarını bir başkasının aracılığıyla başka bir işte yaygın olan genel kullanılan bir programda baktıklarında farklı çıktığını söylüyorlar. Yani çok tutarlı olmadığını ve bu özellikle şeylerin çok iyi yakalamadığı yönünde
yorumlar var. Hocam Duyduğum, sürü yorumları duyuyorum ama ben birebir kendim kullanıp karşılaştırmalarını yapmadım, test etmedim. ücretli birçok intihal programı var. Plagiarism programı var. Yani tespit programı var. Ücretsiz olanlar da var. Gülçin Hanım yazmış paper rater. Siz de dediniz hani çok fazla bu konuda deneyiminizin olmadığını. Çünkü gerçekten hani hepsi derya deniz konular. Ama hani bildiğim kadarıyla bütün üniversiteler kullanabiliyor. Ekval kapsamında. Yani üniversiteler kendi şeylerini de, inisiyatiflerini kullanarak kendi şeyler de alıyorlar. Bizde de var o tarz programlar. Tabii ki ama asıl onlar herhalde ücretli olanlar. Hani çok daha onlar şeyler, kapasiteleri daha yüksek ve daha yetkinler herhalde. Farklı alanlarda, Evet. evet. O Daha farklı, açıdan, kapsamlı şeyden tarama evet. yapabiliyorlar. Evet hocam. Başka soru var mı diye bakıyorum. Hocam gerçekten çok yani yaklaşık 1,5 saati de geçtik. Hiç sıkılmadan gayet güzel, çok verimli bir şekilde devam ettik. Hocam çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür size. ederim. Sıkmadıysam ne güzel. Hayır yani Ne gerçekten mutlu. güzel bir sunum oldu. Çok teşekkür ediyorum. Umarım çalışmalarınız aynı hızla daha kaliteli olarak devam eder. Başka bir programda, başka bir webinarda inşallah görüşmek dileğiyle diyeyim. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Ben de çalışmalarınızın başarılı bir şekilde Sağ olun. sürmesini, bu webinarların devam etmesini Sağ olun. arzu ederim. Sağ olun. Yani çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum hocam. Herkese, beni dinleyenlere, Bütün burada zamanını katılımcılara. ayıran Evet. bütün katılımcılara da ayrıca çok teşekkür ederim. Değerli soruları ve yorumları için de yine çok teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ederiz. Gülsün Güneş Hanım çok teşekkür ediyor. Gülçin Hanım gene Teşekkür teşekkür ediyor. ederim. Çok Sağ sağ olun. olun. İyi günler Ben de. diliyorum hocam. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler. Çok Sağ sağ olun. olun. Hoşça Sağ olun kalın. hocam. Sağ olun.